Değerli izleyiciler, bu hafta Şehir ve İnsan programında elbette idrak etmiş olduğumuz Ramazan ayının sonuna geldik. Herkesin bayramını kutlayarak başlıyoruz. Ancak geçen hafta başlamış olduğumuz 31 Mart belediye seçimlerinin sonuçlarını değerlendirme konusundaki fikirlerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. 31 Mart seçimleri sadece bir belediye seçimi olmanın ötesine tırmandı. Hepinizin izlediği gibi Türk siyasetinde bir evrilme noktasına gelindiğinin işaretlerini verdi. Geçen hafta bu seçimin sonuçlarını genel anlamda değerlendirdik. Yani Türk siyasetinin ne tür bir mesajla karşı karşıya olduğunu altını çizmeye çalıştık. Ve kısaca özetlersek aslında bu seçimi 1989 yılındaki seçime benzettik. 1999 yılındaki seçime benzettik. Bu 89 ve 99 seçimleri her ikisi de belediye seçimleri. 99 seçimi benim de açık farkla kazandığım belediye başkanlığı kazandığım seçim. Bu seçimlerde bir parti çok öne çıktı. Yani Halk Partisi. Öbüründe de Demokratik Sol Parti öne çıktı. Birdenbire Türk halkı onu birinci parti konumuna getirdi. 89 seçiminde e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin lideri Erdal İnönü iktidara yürüyoruz dedi. 99 seçiminde ise e, Sayın Bülent Ecevit, e, Allah rahmet eylesin her ikisine de nurlar içinde yatsınlar. Yine iktidara geldi birinci parti olarak. Ancak çok kısa bir süre sonra 89'dan 91'e 91 seçimlerinde aynı partinin çok düşük oy aldığını görüyoruz. Hakeza 99 seçimlerinde birinci parti çıkarak iktidara gelen Demokratik Sol Parti ve lideri Bülent Ecevit'in üzerinden geçen bir deprem sonrası yaşanan büyük bir kriz, 2001 krizi sonrasında 2002 yılında %22'den %1'lere düştüğünü gördük. İşte bugün yaşanan seçimde de ciddi bir mesaj var. Türk halkı diyor ki, ey siyaset kendinize gelin. Kendinize gelin, kendinizi toparlayın. Türk halkı diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne, size bir şans veriyoruz. Kendinizi bu ülkeyi yönetecek seviyeye çekin. Size bir avans veriyoruz. Size 14 tane büyük şehir belediyesi verdik ki bunların içinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi çok büyük kentler var. Yani sayı olarak belki büyük büyükşehir belediyelerinin yarısını size verdik ama neredeyse oradaki vatandaş bazında bakılırsa, nüfus bazında, ekonomi bazında bakılırsa Türkiye'nin yüzde 80'ini, 90'ını size verdik. Buyurun kendinizi ispat edin. Buradan doğru bir belediyecilik, doğru bir hizmet anlayışı doğru bir Türkiye bakış açısı çıkartırsanız sizinle de olabiliriz. Yani biz Türk seçmeni olarak bağnaz, işte CHP olmasın da ne olursa olsun diyen bir yapıda değiliz dedi. Hakeza bugün iktidar partisi olan AK Parti'ye de başka mesaj verdi. Yani AK Parti'ye dedi ki siz de kendinizi toparlayın, kendinize gelin, çünkü sermaye artık tabandan yukarıya o kadar tırmandı ki insanlar aç gezer hale geldiler. Siz tabii ki yatırım yapmak için Türkiye'nin geleceğini kuruyoruz diyerek çok büyük yatırımlara kalkışıyorsunuz. Fakat bu yatırımları yaparken iki tane kusurunuz var. Bir tanesi o yatırımın getirdiği kazancı maalesef halka yayamıyorsunuz bir yandaş grubu oluştu. Zenginleşen onlar büyüyen Türkiye bir gerçek. Türkiye büyüyor ama aşağıdaki vatandaş gittikçe küçülürken yukarıda belli bir elit kesim daha zengin, daha zengin, daha zengin oluyor. Bu mesajı AK Parti'ye vatandaşımız net biçimde verdi. Siz sermayeyi tabana yaymazsanız, siz dolaylı vergilerle KDV'leri %20'lere, ÖTV'leri bilmem kaça. Trafik cezalarından mahkeme harçlarına kadar, noter ücretlerinden her türlü araç muayenesi ve sigortasına kadar normalde Cumhuriyetin 100. yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın hak ettiği bir şey ev sahibi olmak, araba sahibi olmak. Yani eskiden şu yoktu, bu yoktu. Tamam, doğru olabilir. Bütün dünya gelişiyor, Türkiye'de gelişiyor. Artık geldiğimiz noktada, uygarlığın geldiği noktada Türk halkının hak ettiği bir takım şeyler var. Bunları siz ağır vergilere, ağır bir takım masraflara boğarsanız, bir araba sahibi olmak, bırakın akaryakıttaki fiyatı, artık muayenesi bir fahiş rakam, hakikaten çok fahiş bir rakam. Sigortası fahiş bir rakam. Trafikte en küçük bir kusur işleseniz, Fahiş bir cezaya muhatap oluyorsunuz. Bunlar hep zenginin cebi için sorun değil ama aşağıda eski model bir araba sahibi olmuş, iyi kötü ayağını yerden kesmiş bir insan için, orta gelirli bir insan için, bırakın emekliyi söylemiyorum, hakikaten çok büyük rakamlar. Bu rakamlar buradan çıkıyor, devletin kasasına giriyor. Ne oluyor? Yol oluyor. Efendim şu oluyor, bu oluyor. Vatandaş şunu söylüyor. Yol yapın. Ey CHP, sen de yap. Ey AK Parti yolu yapın. Otobanları yapın. Yat limanlarını yapın. Tünelleri yapın. Hava alanlarını yapın. Köprüleri yapın. Bunların hepsini yapın. Ulaşım altyapısını kurun. Türkiye'nin enerji altyapısını da kurun. Güneş santrallerini yapın, rüzgar santrallerini yapın, nükleer santralleri yapın, hepsini yapın. Yani bu mesaj AK Parti'ye değil, bütün siyasete. Biz kalkınmak için Türkiye'nin altyapısını Enerji altyapısını, ulaşım altyapısını sağlam istiyoruz. Bütün bu yatırımları yapın. Eskisi gibi takatuka yollarda gitmeyelim. Eskisi gibi elektrik kesintilerine maruz kalmayalım. Tamam bunları yapın ama yaparken vatandaşı gözetin. Buradan elde edilecek kazancın hasılanın bir bölümünü en azından büyük bir bölümünü aşağıdaki vatandaşa bırakın. Kime bırakın? Üretici köylümüze bırakın küçük esnafımıza bırakın küçük sanayicimize bırakın nakliyecimize bırakın damperli kamyoncumuza bırakın otoyolun kaymağını birileri yiyecek damperli kamyonu olan lastiğini eskidiği zaman değiştiremeyecek neden para kazanamıyor ki günü birlik sefer başına toprak atıyor o seferden aldığı para ancak mazot parasından birazcık fazla o fazla parayı evine ekmek alıyor götürüyor ama lastiği aşındığı zaman bir de bakıyor ki cebinde para yok. Ya kazandırın biraz, tabana indirin. Geliri, kazancı biraz tabana indirin. Taban üzerindeki dolaylı vergileri biraz hafifletin. Her vatandaşın bir noterlik işi çıkar. Hiçbir şey olmasa birisi rahmetli olur, annesini babasını kaybeder Bir mirasla ilgili bir işlem yapacak olur, bir vekalet verecek olur, bir yargıya gider. Yani bunlar her vatandaşın muhatap olduğu şeyler ya. Bunların fiyatlarını artırın, 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 artırın. Ondan yol yapmaya kalkın. 1 liralık yolu 5 liraya yapın. Vatandaş bunu istemiyor. Bu mesajların hepsini vatandaş bu seçimde gayet güzel verdi. Yani ekrana yansıtırsak kısaca yine özetleyelim şeyi, tabloyu. Bakın gelişen şartlarda Türkiye'de 3 muhtemel gelişmeden bahsettik. Bir tanesi AK Parti dediğimiz gibi kendisini toparlar. Büyük bir değişim geçirir. 2002 yılındaki orijinal ayarlarına döner. Kalkınmada milli kazançları çiftçiden başlayarak en tabana yayacak politikalarını geliştirir. Kadrolarını buna göre geliştirir. Kadrolarda oluşan o aymazlığı, o kibiri üzerinden atar. Halka eğilir. iktidarda kalır. Mesaj bu. Bunu ben söylemiyorum. Bunu seçimin sonucu söylüyor. Tekrar alabilir miyiz? yasıtmadan mı çıktık? Tamam. Şimdi ikinci alternatif ise Cumhuriyet Halk Partisi'ne ona da diyor ki size bir güç verdik. Bunu doğru kullanın. Atatürk'ün yatırımcı ve kalkınmacı fabrika ayarlarınıza geri dönün. Yani Atatürk e, yaptığı büyük yatırımlarla Enerji yatırımları yaptı. O gün ihtiyaç olan bütün yatırımları yaptı. Türkiye çivi üretemeyen, basmayı üretemeyen Türkiye Cumhuriyeti'ne onlarca fabrika kurdurdu. 10 bin kilometre demir yolu inşa ettirdi o günkü şartlarla. Paranın olmadığı dönemde yatırımcı bir Atatürk zihniyetine geri dönün. Türkiye'ye beklenen yatırımları siz yapın. Ve bunu kendi zenginlerinizi yaratmadan yapın. Bunu yaparken sermaye tabana yayın ve sosyal bir kalkınmacı devlet modeli getirin. Bunu istiyor vatandaş. Bunu yaparsanız size. Yapmazsanız öbürü yaparsa öbürüne. İkiniz de yapmazsanız üçüncü alternatif o zaman yine bir savrulmaya girecek demektir. Ki biz bunlara tanık olduk. 90'lı yıllarda benim belediye başkanlığı yaptığım dönemde vatandaş yine 89 seçiminde 91 seçiminde bu mesajları vermiş olmasına rağmen hiçbir siyasi partinin Türkiye'nin vatandaşın lehine bir değişim geçirmemesi üzerine Türkiye 90'lı yıllarda kaotik bir ortam yaşadı. İstikrarsız bir ortam yaşadı. Ben o dönemde belediye başkanı iken bunun sıkıntılarını ta içimde hissettim, gördüm, yaşadım o kaotik ortam tekrar gelir. 2020'li yılların tamamıyla 2030'lu yılları Türkiye kaybedebilir. Türk siyaseti değişmez ise bu sonuçlara katlanmaya hazır olalım. Peki aradan neredeyse 9 gün geçti. 10. güne giriyoruz. Bir işaret var mı? Türk siyasetine şöyle bir göz atın. Bu üçüncü alternatif dediğimiz siyasetin kendisini yenilememesi, siyasetin vatandaş yararına bir yapıya bürünmemesi iki tane ana siyasi unsurun bir tanesi AK Parti bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi bunların kendilerine gelmemesi halinde üçüncü alternatif dediğimiz o kaos o kargaşa o krizler içinde sürüklenen Türkiye'ye doğru gidiyor muyuz? Yoksa bir takım işaretler verildi mi 9 günde bize? Siz ne dersiniz? Bana göre verilmedi. Bana göre verilmiyor. Aydın'dan örnek vereyim. Sayın Özlem Şerçioğlu gitti. Mazbatamı bana yemekhanede verdiler. İşte çay e, demlikleri var, yok tabaklar var, koku var, bilmem ne var. Ya kardeşim, vatandaş sizden yatırım istiyor, yatırım bekliyor. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? İster üç dönem, ister beş dönem, ister yüz dönem seçim kazanın. Hiç fark etmez. Siz vatandaşın gözünde ne olursanız olun, Bırakın şu kibiri, bırakın şu ego şişmesini. O altınızdaki koltuk insanları böyle yapar. Sizden beklenen yatırım. Ha bunun yerine gidiyorsunuz, Mazbat'a mı yemekhanede verdiler reklamıyla adım atıyorsunuz şu dokuz günde. Kaldı ki Mazbat'a törenle verilmez. Adliye kurumu yani seçim kanununa göre seçimler yargının denetiminde yapılır. Bu ne demektir? Seçimleri her ilde kurulan seçim kurulları yürütür ve yönetir. İlçelerde de seçim kurulları vardır. Seçim kurulunun başında bir yargıç vardır, bir hakim vardır. Bu hakim nezaretinde yapılır seçimler. Sadece belediye seçimleri değil. Oda seçimleri de öyle yapılır. Milletvekili seçimleri de öyle yapılır. Aklınıza gelebilecek her türlü seçim hakim nezaretinde yapılır hakimin nezaretinde yapılan her seçimde kazanana bir belge verilir. Bunun adına mazbata deniyor. Yani sen seçimi kazandın belgesi. Bu belge devletin sana verdiği diploma gibi bir şey. Süreli. Bu belgeyi nasıl verir devlet? Gidersiniz hakimin önünde odasında imza karşılığında alırsınız. Bitti. Mazbata böyle verilir. Ama adet olmuş kutlamak için. Hakime rica ediyorlar. Diyorlar ki sen bunu verirsen bize biz de yandaşlarımızı toplayalım, şöyle bir gösteri yapalım. Ha buna da varız. Ama sen git Aydın Adliyesi'nin saygınlığına çiğne, Aydın Adliyesi'ni şiddetle eleştir. O söz hakkı olmayan, çünkü yargı sadece kararlarıyla konuşur. Yargıç kararları ile konuşur. Yargı çıkıp basın toplantısı düzenleyip Özlem Çerçioğlu bana haksızlık ediyor. Bu Özlem Çerçioğlu pekala gelip benim odamdan mazbatasını alıp istediği salona gidip istediği töreni yapabilirdi. Biz kendisini onurlandırmak için adliyede verelim dedik. Adliyemizin en uygun yeri olan bir salon var. Aynı zamanda yemekhane olarak kullanıyoruz. Bu salonda biz pek çok etkinliği yapıyoruz. Ona orada vermeyi teklif ettik. Beğenmiyorsa gelmeseydi kardeşim. Yani yargıç bunu söyleyemez. Yargıcın böyle konuşma hakkı yok. Hakimlerimiz dediğim gibi kürsüde bile yorum yapamaz. İhsası rey deniyor ona. En küçük bir kelime etse bir sanığa, bir tanığa, bir efendime söyleyeyim davacıya bu hukukta hukuk dışı olarak alınır. Yargıç sadece kararıyla konuşur. Türk milleti adına da karar verir. Gereği düşünüldü diye başlar, hükme varır, yazdığı neyse odur. O kanun gereği, sistem gereği konuşamayan yargıçlarımızı çıkıp adliye'nin içinde itham etmek kadar ağır bir hakaret olamaz. Adama sorarlar. Yargıç sormuyorsa ben soruyorum. Ne işin vardı orada? Niye gittin arkadaş? Gidip hakimin odasında mazbatanı alıp, mazbatanı alıp İstediğin yerde, istersen meydana 50 bin kişi topla, sahne kur. Yanına da sılayı getir, konserden sonra mazbatanı al. Yani bu imkanların varken niye istismar ediyorsun ya? Benim yargıcımı niye küçük düşürüyorsun? Benim devletimi niye küçük düşürüyorsun? Bir de bunu tutup siyasi rakibi olan AK Parti'nin adayının üstüne atıyor. Bak bak diyor, beceriksiz diyor. Getirmiş diyor, bana yemekhanede mazbata verdirtiyor diyor. Ya böyle bir cahillik yok, yapmayın. Sana mazbatayı verdiren Mustafa Savaş değil. Sana mazbatayı verdiren rakibin olan parti değil. Orası bağımsız yargı, orası adliye ve konuşma hakkı olmayan bir yargıç. Sen niye ona laf ediyorsun? Ha bir başka yönü. O beğenmediği yemekhane var ya, orası belediyeye ait. Belediyenin mülkü ya, bundan bile haberi yok. Çünkü projelerini kendi ellerimle çizdim. Adalet Bakanlığı'na hediye ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk kez bir belediye Adliye Sarayı yaptı ve bakanlığa tahsis etti. Nasıl oldu bu? Aydın içinde çevreye zarar veren kapalı cezaevini kaldırmak için bir anlaşma yaptım. Adalet Bakanlığı'na bir ek bina yaptım, adliye binası. Sayın Çerçioğlu'nun beğenmediği bina. Yanında lojman yaptım. Hakim ve savcılarımıza takas ettik. Ha hediye ettim diyorum. Çünkü aldığım kapalı cezaevinin arsasının aşağı yukarı 40 katı, 40 misli bir yatırım verdim bakanlığa. Yani 40'ta ne geri almışım. Bu hediye sayılır. 40'ta 39'unu bakanlık lehine hediye etmişim. O binayı öyle yaptık. Çıkmış bir de ona çürük diyor. Ben şimdi bayramdan sonra Sayın Başsavcımızı ziyaret edeceğim. O binanın çürüklük söylentisinin nereden kaynaklandığını e, tekrar bu programda gündeme getireceğim. Yani bu tür iddialar yanlış. Biz ne anlatıyoruz burada? Diyoruz ki partiler kendisine gelsin, çözüm arasın. Türkiye için çözüm arasın. İpuçlarını veriyoruz. Enerji diyoruz. Altyapı diyoruz. Efendim sermayenin tabana inmesi diyoruz. Metodoloji öğretiyoruz. Yıllardır projeler hazırlamışız, öneriyoruz. Sen git. Adliye'nin yemekhanesinde mazbata verdiler diye ulusal gündem yaratmaya çalış, reklam yapmaya çalış. Bakın açık söyleyeyim. Geçen gün bir değerli kardeşim, çok profesyonel, çok başarılı bir iş adamı, bir CEO bana dedi ki, <laughs> Sayın Aksu dedi, siz yatın kalkın Özlem Çerçi teşekkür edin. Dedim niye? Ben çok kızıyorum kendisine. Çünkü Aydın'ı ihmal etti. Hiçbir şey yapmadı. 20. seneye gidecek bir taş taş üstüne koymadı. Ağaç dikmeden park yaptım dedi. İki tane büyük park yaptım diyor. İkisi de onun eseri değil. Bir tanesi hazıra kondu. Aydın tekstili satın aldı. Bırak park yapmayı. Ağaçları kesti. Öbürü benim yaptığım Aydın Spor tesislerin üstüne kondu. Benim ismimi silmek için yıktı. Muazzam bir masraf yaptı. O güzelim spor alanlarını, yeşil alanları, futbol sahalarını içine binalarla doldurdu. Bir tane ağaç dikmedi, park yaptım dedi. Ben dedim çok kızıyorum. Yok yok dedi, sakın kızma dedi. Sen bugün hala gündemdeysen, sen bugün 25 sene sonra hala Aydın'ın gündeminde efsane başkan falan diyorlarsa sana, ha kızanlar da var ama dedi. Onun sayesinde dedi. Ya olabilir, haklı olabilirsin dedim. Bana dedi ki, bak dedi senin döneminde belediye başkanlığı yapmış, en başarılı başkanları ben hatırlıyorum dedi. Bir tanesi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Hakikaten Adana'nın şeklini değiştirdi senin gibi. Efsane başkan olarak anıldı. Öbürü de dedi, şu, şu andaki e, Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı. Bu iki başkan, o da Kayseri'yi değiştirdi dedi. Sen de Aydın'ı değiştirdin dedi. Ha bu üç vilayette bugün aradan geçen 22 sene sonra, 22 sene sonra, neredeyse çeyrek asır sonra bu üç vilayete ben bir baktım dedi. Geçenlerde Adana'ya gittim. Aytaş durağın bıraktığı Adana'dan eser yok. Adana tamamen değişmiş. Neler neler yapılmış. Adana ikiye katlamış. Adana çağdaş 21. yüzyılın gereklerini yerine getirmiş. Muazzam eserler kazandırılmış Aytaş Bey'den sonra. Öz Haseki, Kayseri'ye gittim. Kayseri'yi tanıyamadım. 2002 Kayseri'sine göre Kayseri muazzam bir gelişmeye sahne olmuş. Orada sokaktan geçen vatandaşa Aytaç Bey dediğin zaman kimse hatırlamıyor. Hatırlayan çıkıyor ama kimse de efsane efsane demiyor. Çünkü yapılan yeni yatırımlar adamın eserlerini silmiş, yok etmiş. Hakeza Kayseri'de de Öz Haseki'nin yaptığı o muazzam işler 90'lı yıllarda Örtülmüş gitmiş Çünkü 2002'den sonra Kayseri değişmiş Muazzam eserler kazandırılmış Öz Haseki bakan olmasa bugün Kimse adını hatırlamayacak Ama sen öyle değilsin Sen çık de ki sağol Sayın Çerçioğlu Benim eserlerimden sonra bir tane çivi çakmadınız Hala benim eserlerim Üzerinde vatandaşım yaşıyor Ve beni hatırlıyor Beni onurlandırıyor ya dedim adam doğru söylüyor ya. Ben kızmayayım ya. Şahsi olarak bakarsam işe Özlem Çerçioğlu sayesinde benim imajım dört dörtlük. Nereye baksan Hüseyin Aksu'nun eseri üzerine konan bir tek bir şey yok. İşte Adliye Sarayı da bunlardan biri. Bakın Sayın Özlem Çerçioğlu'na buradan sesleniyorum. Bir daha mazbata falan alacak olursan Allah nasip etsin. Yüz yıl yap. Yüz yıl hiç çivi çakma. Yüz yıl Hüseyin Aksu anılsın. Allah razı olsun. Bir daha mazbata alacaksan o benim yaptığım cezaevinin orada kültür merkezi var. Orada çok güzel salonlar var. Gidin orada yapın. Mazbatanızı gidin hakimden elden alın. Bu mümkün ki normali bu. Gidin orada yapın. Biz de mazbata aldık. Hakimin odasına gider alırdık. Adliyenin önüne dizilirdik meclis üyelerimizle. Orada fotoğraf çektirirdik. Bizim mazbata törenimiz buydu. Nereden çıktı ya? Mazbatamı yemekhanede verdiler. Bu bana hakarettir, bu CHP'ye hakarettir, Asatürk'e hakarettir. Adliye yapmayın yahu. Bırakın bu, bırakın bu algı belediyeciliğini, bırakın bu reklam belediyeciliğini. Hizmet bekliyor vatandaş. Size o oyları kendinizi değiştirin, hizmet getirin diye mesaj oyları verdiler. Geri almayı da bilirler. Şimdi ben haftaya Allah nasip ederse Sosyal belediyecilikle popülist belediyecilik arasındaki farkı size iyice işleyici, İyice anlatacağım. Çünkü ben bu farkı Sayın İlhami Ortekin'e zamanında anlattım. Sosyal kent nedir, popül kent nedir? Kitap yazdım. Bu kitabın içinde sosyal belediyeciliği anlattım, ama oy avcılığını da anlattım. Dedim ki alternatifi de budur. Sakın buna tevessül etmeyin. Bu iyi değildir dedim. Hakeza. 2004 seçimlerinde Sayın Özlem Çerçioğlu'na da, da anlattım. 2004 seçimlerinde sloganımız sosyal kentti. 2009 seçiminden sonra kendisini ziyaret ettim. Karşısında kaybeden belediye başkan adayı olarak ziyaret ettim. Ve sosyal belediyeciliği sen hayata geçir, sana emanet ediyorum dedim. Tamam dedi ama sosyal belediyeciliği sosyal olmaktan çıkardı, oy avcılığına dönüştürdü. Bunun nedenlerini haftaya sosyal kent ve popül kent yani popülizm kenti olarak size anlatacağım. Burada ona yer vermiyorum. Şimdi biz seçim sonuçlarının e, ulusal düzeyde değerlendirmesini yaptık. Bir değişen bir şey var mı diye Aydın'dan bir örnek verdik. Sadece Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun anlayışını değil bakıyorum hiçbir siyasi partide köklü bir değişiklik işareti göremiyorum. Ha çok erken henüz bekleyelim bakalım. Bekleyelim. Birkaç ay daha bekleyelim. AK Parti içinde ciddi bir değişim olacak mı? Strateji değişimi istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yatırım ve hizmet yönünde Atatürk'ün ayarlarına bilimin ve aklın ışığında bir değişim olacak mı? Yoksa kayıkçı kavgası, popülizm devam mı edecek? Bakın, hiç sindiremediğim şeyler var ya. İstanbul'da bir esnaf lokantası, halk lokantası tabiri tartışılıyor. Ya lokanta ne ya arkadaş? Lokanta, lokantacının yapacağı iş. Esnafla rekabet etmeyin. Ha vatandaş aç. Vatandaş açsa gidin hane hane dolaşın. Kim aç onu tespit edin. Sizin esnaf lokantanıza İstanbul'da bakın eleştiri olarak almayın. CHP'ye karşı bir eleştiri olarak da almayın. İstanbul'da açılan esnaf lokantası, Ankara'da açılan bir başka lokanta, Aydın'da açılan turistik park gibi işletmeler esnaflara rekabet ediyor. Orada gerçekten evinde gece aç yatan insan oraya gidemiyor biliyor musunuz? Gerçekten aç yatan çocuk oraya gidemiyor. Neden? Oradaki fiyatlar ucuz ama onun hiç parası yok ki. Ama kim gidiyor? Yani tamam emekli gidiyor, o gidiyor, o gidiyor. Ya tamam güzel. Emekli de gidemediği yere gitsin. Onu da tespit et. Emeklinin 40 çeşidi var. Bakınız ben size bir örnek vereceğim. Geçen gün Ege Et'in e, mağazalarından birinin önünde geçiyorum. Acayip bir kuyruk var. Durdum. Ben de emekliyim ya. Kuyruğa Böyle nezaret ettim, girdim, girmedim. Vatandaş böyle tanıdı, biraz sohbet ettik filan. Bir vatandaş geldi, Mercedes'le geldi, Mercedes'le. Elinde dört tane Sayın Özlem Çerçioğlu'nun verdiği emekli kartı var, dört tane. Kuyruğa girmeden oradan et almaya kalktı. Bakın, çünkü yapılan uygulama yanlış. Emekliye yüzde yirmi et konusunda indirim yapıyorum dersen kuyruk olur. Oraya bir tane eleman koyarsan emekliye eziyet olur. Ama Mercedes'le gezen adama da ucuza saçı bitmedik yetimin hakkını yedirmiş olursun. Ha bunun yerine ne yapmak lazım? İnsanları o kuyruklarda afişe etmeden gelir gruplarına göre tespit edersiniz, hane taraması yaparsınız, bilgisayarınıza koyarsınız. Kimin neye ihtiyacı varsa emeklinin aylığı çok düşükse ona ayda 4 kilo bedava ücretsiz et gönderirsiniz. 10-15 bin lira arasındaysa 3 kilo bedava et gönderirsiniz. 15-20 arasındaysa 2 kilo gönderirsiniz. Hiç geliri olmayan insanlara ayda belli miktarda ücretsiz et gönderirsiniz. Ama o Mercedesli adamın aç yatan 6 aydır kursağına bir gram et girmemiş vatandaşın hakkını o Mercedes'li dört tane kart getirip et alan adamın gasp etmesine izin vermezsiniz. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla sosyal belediyecilik deyince bütün bunları haftaya anlatacağım. Şimdi gelelim. Aydın'da seçimin değerlendirilmesi yapacağız dedik. Gerçekten Aydın'da bakınız İlçelere göre seçim sonuçları, kırmızı olanlar Cumhuriyet Halk Partisi, e, turuncu olanlar ise e, AK Parti'nin kazandığı belediyeler. Burada İncirliova Belediyesi AK Parti'de, Köşk Belediyesi AK Parti'de, Buharkent Belediyesi AK Parti'de ve Karpuzlu Belediyesi. Bu dördünün toplamı nüfus olarak aydının yüzde beşi. Aydın'ın 20'de birini AK Parti kazanmış. %95'ini Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış. Bu, bu bir gerçek. Önce bunu tespit edelim. Şimdi oy kullanma oranına baktığımız zaman oy kullanma oranına baktığımız zaman Aydın Türkiye ortalamasının bir puan altında. Türkiye ortalaması 78, Aydın 77. Kuşadası daha düşük. Yani bütün bunları ayrı ayrı analiz etmemiz ve değerlendirmemiz gerekiyor. Nüfusun Aydın'da yüzde seçmen. Bakın. Nüfusun yüzde seçmen. 286 bin emekli var Aydın'da. Eşleriyle birlikte, eşi de emekli olanları düşerseniz 500 bine yakın emekli ailesi var Nüfusun %45'i yaşlı. Geçen programda da bunun altını çizdik. 1989 seçiminde e, Türkiye'nin nüfusuyla seçmen arasındaki orantı yüzde %51 iken 2024 Türkiye'sinde %70'lere çıkmış. Bu ne demek? Yani emeklilerin pardon seçmenin Orantısı %50'den %70'e çıksa nüfus yaşlanıyor demektir. Yani 18 yaşın altındaki nüfus hızla orantıda erimiş, azalmış. Genç nüfus azalmış. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Nüfus artış hızı düşmüş. Nüfus artış hızı düşmüş. Yani yeni gelen genç nüfus artış hızı düşünce azalıyor. Buna mukabil 10 yıllar geçtikçe de nüfus yaşlanıyor. %50'lerden %70'lere çıkmış. Artık yaşlı nüfusuz. Ha gelecekte bu geriye döner mi? Hayır dönmez. Gittikçe bütün dünya yaşlanacak. Bütün dünyada uzayan ömür nedeniyle yani beklenen uzayan ömür nedeniyle yaşlı bir dünyaya hazırlanacağız. Tıp otoriteleri şunu söylüyorlar. Tıptaki gelişmeler, koruyucu sağlık hizmetleri insan sağlığının ve sağlık hizmetlerinin öne çıkması sonucunda insan ömrü 2050'lerde 120 yaşına kadar artabilir. Hatta 21. yüzyılın sonlarında 150 yaşına kadar çıkabilir. Ama şunu da ifade ediyorlar ki insanın mental, beyin ömrü öyle o kadar uzun sürmüyor. Yani biz bugün 65 yaşında emekli oluyoruz, 80 yaşında ölüyoruz ortalama. 15 yıllık bir emeklilik dönemimiz var. Ama ileride insan yaşamı 120 yıla çıktığı zaman 80 yaşına kadar çalışacağız. 120 yaşında ortalama ölüm gelecek. 80 ile 120 arasında 30 yıl var. Şimdi 15 yıl olan emeklilik yaşamı 30 yıla çıkacak. Buyurun. Bu yaşlı bir nüfus demektir. Bütün hizmetler, siyaset, devlet yönetimi buna endeksli olarak değişecek. Yaşlılara daha farklı, onların bakım hizmetleri, çalışamayan yaşlıların hayatlarını idame ettirmeleri için gereken hizmetler, onlara ayrılacak kaynak ve para, devlet bütün bunlara hazırlıklı olmalı. Stratejik plan dediğimiz budur. E ne yapalım ya, Türkiye'de 16 milyon emekli var, önüne geleni emekli ettik. Bütün dünyada böyle. Emekli sayısı gittikçe artıyor, daha da artacak. Bakın bir örnek vereyim. Diyelim ki 2080 yılı. 2080 yılı. Türkiye'nin veya Amerika'nın nüfusu. Türkiye'yi alayım. 2080 yılında Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı 170-180 milyon kişi. 170-180 milyon kişi 2080 80 180 milyon kişi. Bunların ortalama ömrü 150 yıl olduğunu düşünün. 2080'de 150 yıl olduğunu düşünün. Ve o tarihlerde insanların 110 yaşına kadar da emekli olmadan yaşadığını düşünün. Yani 110 demeyelim de 100 yaşına kadar emekli olmalı. Emekli yaşı 100. Ortalama ömür 150. 50 sene emekli olarak yaşayacak. 50 sene. Bugün 15 sene olan süreç 50 seneye çoğalacak. 50 sene 180 milyon nüfusun yarısına devlet maaş verecek. Şimdiden oturun 50 yıllık stratejik plan yapan kişiler bunu düşünsün. Bunu nasıl vereceğiz bunu düşünsün. Çok daha verimli bir ekonomi, çok daha verimli bir toplumsal düzen ve devlet yapısına geçecek. Sadece ve sadece insan sağlığının korunması, emekli yaşının yükselmesi seçmen yaşı oranının artması. Yani siyasete de bunlar hakim olacaklar. Bugün ortaya çıkan sonuç bir daha geri gelmeyecek. Yani genç nüfustan ziyade yaşlı nüfus siyaseti de tayin edecek, devleti de tayin edecek. Bunları bilelim. Bunlar benim şahsi analizlerim ama hepsini bilimsel olarak rakamlarla analiz ederek buradan konuşuyorum böyle aklıma geliverdi de attım kafadan şeklinde yapmıyorum açıkça söyleyeyim. Şimdi e, Türkiye pardon Aydın genelinde alınan oyları analiz ediyoruz. E, Özlem Özlem Çerçioğlu'nun aldığı oy 343.749. %50.50 oy almış. 2019'da 5 yıl önce 368.791 oy almış %53. Sayın Özlem Çerçioğlu oylarında gerileme var. Yani 3 puan 3 puan geri gitmiş. Artı aşağı yukarı 30 küsür bin oy eksilmiş. Neye rağmen bir rüzgar esti değil mi Türkiye'de? CHP hiç beklenmedik şekilde olmadık yerlerde en ön plana çıktı. İnanılmaz bir oy artışı var. Yüzde yirmi beşlerden yüzde otuz beşlere çıkan CHP'de bizim Aydın'da üç puan geriye gitmiş. Bunun nedenleri var. Bunu Sayın Özlem Çerçioğlu oturup düşünsün. Gelelim Mustafa Savaş. Hakeza Mustafa Savaş'ın aldığı oy 299 binden 249 bine düşmüş. 50 bin düşmüş. Sayın Çerçioğlu 30 bin oy kaybetmiş. Sayın Mustafa Savaş 50 bin oy kaybetmiş. Bunun da nedeni Mustafa Savaş'ın üçüncü kez adayı oluyor olması, milletvekilliği döneminde ki üçüncü dönem yapıyor, Aydın'daki insanlara çok fazla iç içe olmayışı, bunlar gerekçe gösteriliyor halk arasında ama en önemlisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletin uzaklaşması. Aydın'da %70 oranında olan katılım, %30'u seçmenin sandığa gitmemiş. Bu normalde %85'lerde falan oluyor. Dolayısıyla aşağı yukarı seçmenin %10-12'si geçen seçime göre sandığa gitmemiş. Bu %12 olan CHP'li değil herhalde. AK Parti'ye oy vermek istemeyen ama CHP'ye de veremeyen bir kesim. %12 civarında. Dolayısıyla bu Mustafa Savaşı kendi kimliğiyle ilgili kısmını söyledik. Ama bir de partiyle ilgili kısmını dikkate alırsak 50 bin oy kaybını bu şekilde açıklayabiliriz. Geçen seçimde %45 alan Sayın Mustafa Savaş bu seçimde 43 almış. 2 puan düşmüş. Şimdi diğer partilere bir göz atalım. İyi Parti yani ayrı bir programda ele alınması gereken bir olay, fenomen deniyor şimdi. <laughs> Böyle açıklanamayan olaylara fenomen deniyor. Ee, İyi Parti gerçekten Türk siyasetinde çok farklı bir çıkış yapıp çok farklı bir çöküşe sahne olan bir parti. Bunu burada uzatmak istemiyorum. Aydın'da eski Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Özer Kayalı'yı aday göstermekle 29 bin oy almış İyi Partinin bundan önceki seçimde aldığı 100 bin oydan eser yok. Yüzde onların üzerinde olan İyi Parti yüzde dörtte kalmış. Bu genel bir sonuç, bunun Özer Kayalı ilgisi yok. Dem Parti hakeza yüzde 3.42 yüzde 7 8lerde oy alan bir parti, yine yüzde 3.42 oyda kalmış. Demek ki Dem Parti'nin oylarının büyük bir kısmı en az yüzde beşi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiş gibi görünüyor. Zafer Partisi bir türlü çıkış yakalayamamakla birlikte varlığını hissettiren bir parti konumuna geçti bu seçimde. Bakın Türkiye genelinde yüzde bir, yüzde bir oy almayı hiç küçümsemeyin. Türkiye genelinde yüzde bir oy almak bir partinin varlığını ispat etmesi demektir. Yüzde bir. Açık söyleyeyim. Yani öyle parti kurdum, çıktım %1 bir oy al. Yüzde çok önemli bir oy. Zafer Partisi Türkiye genelinde bu yüzde bir barajını geçmiş. Aydın'da yüzde bir almış. Varlığını hissettiriyor. Yeniden Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi yine %1'i geçmiş Aydın'da. Türkiye genelinde yüzde altı yakalamış. %5'in üstüne çıktıysanız, yüzde altı yedi yakaladıysanız zaten tam manasıyla partileşmiş, kitleleşmiş demektir kitle partisi niteliğindedir. Zaten seçim barajı da yüzde %7'ye düşürüldü. Yani barajı geçebilen parlamentoda grup kurabilecek bir parti hüviyeti gösteriyor. Demokrat Parti Hüseyin Turgut kardeşim çok başarılı bir seçim kampanyası yapmasına rağmen Demokrat Parti'nin genel tutumu çerçevesinde yüzde yarımı bile yakalayamamış. Yüzde yaklaşık 3 bin oy almış. Demokrat Parti'nin bir hatası. Demokrat Parti'ye de burada bir mesaj var. Vatandaş diyor ki Demokrat Parti'ye, sen Adnan Menderes'in partisi değilsin artık. Sen Demokrat Parti ünvanı taşımaya layık bir siyasi kurum da değilsin. Bunu söylüyor vatandaş. Neden? Sen sadece liderin gidip bir milletvekilliği kapmak için Adnan Menderes'te zıt gösterilen, hatta onu astığı ilan edilen bir partinin kucağına oturdun. Orada büyüyemezsin. Orada olsa olsa sana bir tane milletvekilliği verirler. Eğer ona talipsen, sen parti de değilsin. Sen çıkarcısın. Bu mesajı vermiş. Bunu ben söylemiyorum. Mesaj bu. Ya koskoca Demokrat Parti, koskoca Adnan Menderes'in partisiyim diyen partinin Türkiye genelinde yüzde bir bile oy alamaması ne demek? Bu demek. Yanlış yerdesin kardeşim, yanlış yapıyorsun. Sen isim hırsızı durumuna düşmüşsün. O ismin layığını verecek şekilde bir çıkış yakalarsan, alternatif de olabilirsin. Bu mesajı halkımız o kadar güzel hassas ayarlarla vermiş ki, yine Saadet Partisi Fatih kardeşim çok değerli bir insan, çok da ciddi bir potansiyel yakaladı çok da iyi bir çalışma yaptı ee, ve yüzde yakın da bir seçim sonucu aldı. Hakeza büyük bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş'ın oğlu e, bir çıkış yakalıyor. Değişik söylemleri var. Dinleyin, izleyin. Enteresan. Türkiye'nin sorunlarına doğru teşhis koyan bana göre tek söylem oradan geliyor. Şunu söylüyor. Yanlış yapıyorsunuz. Kendi siyasi çıkarlarınız, kendi iç kavgalarınızla Türk siyasetini işgal ediyorsunuz. Bunu bırakın. Aynen benim söylediğim gibi sermayeyi tabana indirin. Ve bağımsız Türkiye Partisi şunu söylüyor. Ey diyor partiler, siz koltuklarınıza razısınız. Türkiye'de muhalefet ve iktidar yok diyor. Herkes iktidar diyor. Herkes iktidar diyor. Kim bir yerde bir meclis üyeliği kapmışsa, kim bir yerde bir belediye başkanlığı kapmışsa, kim bir yerde bir büyük şehir belediye başkanlığı kapmışsa zaten iktidar. Parlamento bazında da iktidarsınız diyor, milletvekilisiniz diyor, kıyak maaşınız var diyor. Muhalefetsiniz diye sizin maaşınız düşük, iktidarınki yüksek değil diyor. Bunu söylüyor adam. Herkes yerine razı diyor. Razi bırak, herkes yerini istismar ediyor diyor. Halkı unuttunuz be kardeşim diyor. Halkı unuttunuz. Siz Türk siyasetçileri olarak, koltuk sahibi siyasetçiler olarak halkı unuttunuz diyor. Siz yerinize razısınız diyor. Siz muhalefet filan değilsiniz diyor. Siz de iktidar değilsiniz diyor. Hepiniz diyor bir oyunun parçasısınız diyor. Türkiye'de bir tiyatro oynuyorsunuz diyor. Adam bunu söylüyor ya. Pek çok insanda diyor ki ya doğru söylüyor bir arkadaş diyor. Ya. Biz muhalefetiz iktidara geleceğiz diye boğuşup duruyoruz diyor. Aşağıda diyor futbol takımı taraftarı gibi diyor cebimizdeki son kuruşu diyor maç biletine veriyoruz. Otobüs tutuyoruz deplasman maçına gidiyoruz cebimizde beş kuruş para yok. Bir tane sandviç alıp karnımızı nefsimizi köreltiyoruz diyor. Ama yöneticiler maşallah futbolcular evelallah. Adamlar zenginlik içinde yüzüyorlar. Bizim siyasetimiz de buna benziyor diyor. Bunu kim söylüyor? Bağımsız Türkiye Partisi söylüyor. Ben de katılıyorum. Açık söyleyeyim. Yani herkes konumuna razı. Ben de bir koltuk varsa ben iktidarım diyor. Bir kasabanın belediye başkanı bile artık iktidar. Hayatından memnun. İmar rantı yiyor, ihalelerden pay alıyor, maaş alıyor, oturum parası alıyor, seyahat yapıyor, Avrupalara gidiyor, Belediyelerin toplantıları için Antalya'da gidiyor. Beş yıldızlı otellerde güzel ağırlanıyor. Oh ne güzel ya. Aşağıdaki vatandaş da zannediyor ki bunlar sürünüyor. Bunlar muhalefet partisi vah vah. Ben de ondan yana olayım da bu iktidarı devirelim. Kimsenin kimseyi devirdiği falan yok. Kimsenin kimseyi devireceği yok. Devrilen bir tek unsur var vatandaş. Vatandaş devriliyor. Artık bağımsız Türkiye Partisi'nin dile getirdiği gibi Artık silkelemek lazım. Vatandaşı olarak silkeledik. Bekleyelim bakalım ne olacak. Şimdi burada başka partiler de var. Bunların içinde Vatan Partisi ve DEVA Partisi. Ee, mesela DEVA, Ali Babacan'ın yönettiği bir parti. Bir türlü e, bir kitle partisi olma yolunda bir emare gösteremedi. Bunda nedenleri var. Çünkü geçmişte e, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde siyasete başladıkları için, onunla bakanlık yaptıkları için geçmişteki performansları hep yüzlerine vuruluyor. Ha şunu diyorlar, ya biz yanlış yaptık, yanlış yaptırıldık, onun için ayrıldık. Bizim fikirlerimiz doğru. Biz AK Parti'nin doğru yaptığı dönemlerde yaptık, yanlışa dönünce de ayrıldık. Biz haklıyız. Biz en az AK Parti'nin yaptığı kadar yatırımı yaparız, doğru yaparız, hırsızlıkla yaptırmayız. Bunlar söylüyor ama vatandaşımız o sicili bir türlü affetmiyor. Gelecek Partisi olsun, Deva Partisi olsun. Benim değerlendirmem bu yönde. Vatan Partisi enteresan. Sayın Doğu Perinçek'i ben öğrenciliğimden tanırım. Sayın Doğu Perinçek değişik bir kimliktir. Bu son seçimde de çıktı dedi ki Kimse Vatan Partisi seçim kaybetti demesin. Biz dedi 7 tane muhtarlık kazandık dedi. Şimdi bazıları bunu saçma buldu, güldü. 7 tane muhtarlık kazandı. Ya nereden çıkartıyorsun arkadaş? Ne diyorsun sen ya? Muhtarlığın bir kere partisi olmaz. Ha bunun arkasında aşağı yukarı 60 yıldır Türk siyasetinde bulunan Doğu Perinçek'in bir bildiği var. Diyor ki bir mesaj veriyor. Bakın diyor, biz diyor 60 yıldır Türk siyasetinde varız. Siyasette oy almaktan ziyade bizim için esas olan varlığımızı ortaya koyup halkın yararına söylemlerinden vazgeçmemektir diyor. Ve eski Komünist Partisi'ne atıf yaptığı söyleniyor. Lenin ilk kurduğu zaman Komünist Partisi'ni çok küçücük bir grupmuş. Oradan geliyor koca Rusya'yı ele geçiriyor yani öyle de bir mesajı var. Şimdi o siyasi derinliğine fazla girmeyelim. Ama Doğu Perinçek'in 7 tane muhtar hikayesinin arkasında diyor ki biz de bu siyasetin içinde lazımız. Biz bu siyasetin içinde bu siyasetin kurallarına uymayan, bu siyasetin girdabında kaybolmayan, menfaat çarkının içinde ezilmeyen bir grubuz. Sayımız önemli değil. Sesimiz duyuruluyor. Sesimiz duyuruluyor. Biz diyor gidiyoruz. Türkiye'nin haklarını savunmak için Ermeni soykırımıyla ilgili Avrupa Mahkemesi'nde dava açan partiyiz. Türkiye'nin itibarını Türkiye'nin soykırımcı kimliğini kıran partiyiz. Paris'te soykırım yoktur dendiği anda tutuklanan Türkler artık tutuklanmıyor diyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına biz vesile olduk. Dava açtık, kazandık diyor. Bu bile yeter diyor. Onun da ayrı bir duruşu var. Dolayısıyla partileri değerlendirirken bütün bunları değerlendirelim. DSP, DSP Ecevit'in partisi maalesef yok oldu. Benim de birlikte çalıştığım Önder Aksakal kardeşim. Mezun olduğunda mühendis olarak benimle birlikte çalışan, benim bazı şantiyelerimde şantiye şefliği yapan Önder Aksakal kardeşim. O da Demokrat Parti gibi. Demokrat Parti gitti nasıl bir milletvekilliği için Cumhuriyet Halk Partisine sığındı. Kucağına oturdu demiyorum, ayıp olur. Sığındı ve bir milletvekili kopardığı için Demokrat Parti'nin içini boşalttı, kimliğini yok ettiyse aynı şeyi Demokratik Sol Parti adına Ecevit'in mirasının üzerinde oturan önder Aksakal kardeşim Cumhur İttifakına gitti. Hiç uyumlu olmayan bir ittifakın içinde yer almak suretiyle bir milletvekilliği kaptı. Ve DSP artık kirlendi. DSP artık DSP filan değil. Ne demokratik ne sol. DSP başka bir şey oldu. Bir kişinin milletvekilliği kapmak için kullandığı bir araç haline döndü. Bunları dost acı söyler. Önderci. bak ben senin eski mesai arkadaşın abinim. Patronum demiyorum çünkü patronluk kimliğini kabul etmem. Ben yanımda çalışan hiç kimseye patronluk yapmadım. Abilik yaptım, babalık yaptım. Sana da değişik zamanlarda, değişik tavsiyelerde bulundum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiğim bir takım telkinleri sana zamanda yaptım. Sen dinlemedin. Belli bir çıkar için, belli bir milletvekilliği e, pozisyonu için maalesef Ecevit'in mirasını göz göre göre heba ettin değerlendirmelerimiz aşağı yukarı bu yönde. Süremiz de aşağı yukarı da olmak üzere Aydın'daki ilçelerin seçimlerini, sonuçlarını ayrı ayrı ele almıştık. Ee, evet, ayrı ayrı ele almıştık. Bunlara sanıyorum vaktimiz kalmadı. Tek tek her ilçenin sonuçlarını ben size analiz etmek istiyordum. Ee, şurada bir tanesini mesela bu büyük şehir Evet. Merkez ilçe yüzde 42 ile 42 ile Anıl Yetişkin kardeşim ki ben Anıl Bey'i tanıyorum. Baro Başkan'dan tanıyorum. Çok sağlam, iyi bir karakter. Sağlam bir karakter. Burak Pehlivan kardeşimi de tanıyorum. Benim 2009 seçiminde aday olduğumda gençlik kolları başkanıydı. Fatih Atay kendisine göre hata yaptı. 40 yıllık partisini bıraktığı, gittiği için, farklı bir partinin adayı olduğu için bunları haftaya değerlendirmeye devam edeceğiz. Her ilçemizi Efe'lerden başlayarak adaylarıyla birlikte sizlere değerlendireceğim. İnşallah birlikte oluruz. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram tatilinde e, seyahate gidecek olan herkese lütfen ama lütfen çok dikkatli, Otomobil kullanın, trafik kurallarına çok riayet edin, hız yapmayın, acele etmeyin. Zaman önemli bir kavram ama bu kadar yoğun bayram trafiğinde zamanla sakın ola yarışmayın. Sağ salim gidin, sağ salim gelin, mübarek bayramınızı da doya doya yaşayın. Teşekkürler.